arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle iki renkli güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizin roba kısmında beyazımızı kullandık. Alt kısmında ise gül kurusu rengimizi kullanarak yeleğimizi ördük. Kenar süslemelerimizde beyazımızı tercih ettik. Sadece kollarımızda yine gül kurusunu örerek tamamladık. Yine aynı şekilde bağcık kısmını bir tanesini beyazla örerken bir tanesini de yine alta altta kullandığım gül kurusu rengimle örerek ileğimi tamamladım. İleğimi 0-1 yaş arası için uygun bir yelek bir tane renkli ipimi kullandım ee, yukarı kısmı ise yarım ip yeterli oldu şöyle net beyaz değil kırık beyaz ekru dediğimiz beyazdan kullandım ve şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım bir uçtan diğer uca 31 santim uzunluğunda yeleğimizin kol altı genişliğine bakalım kol altı genişliğimiz ise 27 santim Evet şöyle bağcıkla tamamladık. Arkasını görelim. Arkası ise yine aynı şekilde çok hoş oldu. Gayet güzel. Şöyle görelim. Bademlerimiz 3 boyutlu bir şekilde çok şık durdu. Ve uzaktan bakıldığında sanki şiş örgüsü görünümünde de yeleğimiz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek robamızı örmeye başlayalım. İlk önce bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve önüm için 11 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zincirimizi robamızın ön kısmı için kullanacağız. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Ayrım yeri için kullanacağım zincir. 12. zincir. Buraya bir tane işaret takıyorum. Önümle kolumu ayıran zincirimiz. Şimdi kolumuz için 12 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, rahat çekelim zincirleri çok sıkıştırmayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimizi kolumuz için çektik. Şimdi bir tane zincir de bölüm aralığı için çekiyorum ve buraya işaretimi takıyorum. 13. Zincire işaretimi taktım arkayı örmeye başlıyoruz. Rahat bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane zincirimi arkam için çektim. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. Burası da bölüm arasındaki olacak zincirimiz. Yani 22. zincire işaretimi taktım. Tekrar kolumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 12 zincir kolumuz için de 13. zincirde ayrımı yapacağımız yer işaretimi taktım. Ve 11 tane zincirimi diğer ön parçam için örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi yeleğimizin roba kısmının tamamını bölümlere ayırarak işaretlerimizi koyarak ördüm. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Evet şimdi mezurumu şöyle koydum. Hemen zincirimi uç noktaya şöyle elimle tutuyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. diğer taraftan şöyle tuttum ilmi çektiğimde 29 santim zincirimizin ölçüsü şimdi trabzan sırasını örmeye başlayalım işaretlerimizi koyduk bölümlerimizi ayırdık her iki kenar parçamız önlerimiz 11 ve 11 ördük 12 leri zincirimizi taktık 12 12 kollarımız 13. ye işaretimizi taktık. Arkamız ise 21 tane 22. işaretimizi taktık. Şimdi trabzan sıramı örmeye başlıyorum. Birinci zinciri şöyle ayırıyorum. Birinci zinciri üzerine 1 2 2 tane zincir ilave ettim. Toplamda bakın 3 tane zincir oldu. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir geri geliyorum ve batıyorum. Bakın bir geri çekilmiştim. 2 zincir ilave ettim. Toplamda 3 zincirim oldu ve bir geri çekilip yandaki zincire batıyorum. 1 2 3 2 tane trabzanım oldu. Ve devam ediyorum. Bir defa başını doluyorum. Zincire giriyorum. Bir doluyorum yuvaya girerek 3 defa da örüyorum. 1 doluyorum. 1 2 3 doluyorum. 1 2 3 işaretimize kadar trabzanlarımızı örelim. İşaretimin hemen yanındaki zincirimi de ördüm. Şimdi sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımızı önümüz için örmüştük. Şimdi işaretimin bulunduğu yere ara ayrım çalışması yapıyorum. 11 trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Ve hemen işaretimi çıkardığım zincir yuvasının 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 Aynı yere ikinci kez örüyorum. Bir daha doluyorum. Aynı yere üçüncü kez trabzanımı ördüm. 11 trabzanı ördükten sonra 12. trabzanın içerisine 3 tane trabzanı ördüm. Araya zincir çekiyorum. 2 tane ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha trabzanı örüyorum. 1 2 3 Evet, robamızı bu şekilde önümüzü 11 ördükten sonra 12.ye 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı ördüm ve hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasını bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. Bir doluyorum. 3 örüyorum. İşaretimize kadar toplam 12 tane kolum için trabzanımı zincir yuvalarına birer birer yerleştiriyorum. işaretime kadar birer birer tırabzanlarımı örerek geldim. Sayalım bakınız. Şuradaki 3'ten sonra sayıyorum. 2 4 6 8 10 ve 12. On İşaretimi çıkarıyorum ve zincirimin içerisine girerek 3 tane tırabzanı örüyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bakın aynı yere ördüm. Bir daha örüyorum. 3 3 tane trabzanı ayrım yeri olarak ördüğüm zincirimi örüyorum. 2 tane ilave zincir yapıyorum. Arkam için olan artışımı yine buraya örüyorum. Yine bakın aynı yere giriyorum. 1 3 ördüm. 2 zincir 1 ikinciyi örüyorum aynı yere ve üçüncüyü örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm 2 zincir 3 trabzanımı ayrım yerine ördüm şimdi arkamızı örmeye başlıyoruz arkamızı da yine hiç atlamadan tığımın başını doluyorum İlk zincirden başlıyorum kırmızı işaretime kadar birer birer örüyorum bir doluyorum 3 defa da alıyorum bir doluyorum 3 defada alıyorum, bir doluyorum. İşaretimize kadar da ilerleyelim. Toplamda 21 trabzanımızı arkamıza örüyoruz. Buradaki üçleri saymıyoruz. Sadece trabzan'dan artıştan sonraki kısmı saymaya başlıyorum. Bakınız. Ara artışları saymıyorum. Kırmızıya kadar örelim. 21 tane trabzanımızı örerek geldim. Şimdi işaretimi çıkarıyorum ve işaretimizi çıkardığımız trabzanımızın zincirimizin içerisine yeniden 3 tane trabzanı örüyorum birinciyi ördüm doluyorum aynı yere giriyorum ikinciyi örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum üçüncü kez aynı yuvaya giriyorum 3 trabzan sayısına ulaşınca 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı bir defa dolayıp üç defa daha örerek tamamlıyorum birinciyi ördüm ikinci trabzanımı ördüm üçüncü trabzanımı ördüm üç trabzanımı ördükten sonra birer birer örmeye devam ediyorum şimdi kolumuzu örüyoruz birer birer işaretimize kadar gelelim. Evet, trabzanlarımızı örerek işaretimize geldim. Yine işaretimi çıkarıyorum, tığımın başını doluyorum. Hemen çıkardığım yere bakınız, tığımın başına girdirerek üç tane trabzanım örüyorum. Hep aynı şekilde bakınız, artışlarımızı yaptık. Bu kurulum sıramız çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz. Bakınız, işaretlerimizi ayarladıktan sonra hiç sıkıntı olmayacak 2 zinciri çektim tekrar aynı yuva içerisine 1 doluyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm ve buradan koldan da önümüze geçişimizi yaptık sona kadar 11 tane zincirimin üzerine birer birer batıyorum ve 11 trabzanımı örerek önümü tamamlamış oluyorum. Bir batıp 3 defa da alıyorum. Evet sona kadar örerek geldim. 11 tane trabzanım ördüm. Şimdi bakınız birinci sıramızda bütün bölümlerimiz e, bu şekilde ayırdık ve üçer trabzan, 2 zincir, üçer trabzanı her bölüm artışı için kullandık ve görünümümüz bu şekilde. Şöyle görelim. 3er trabzan artışımızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Birinci sıranın son trabzanı üzerine 3 tane bitirdiğimiz yönde zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Arkasını zincirimizi çektikten sonra çevirelim. Şöyle ipimiz yarımlanmış. Hemen düzeltelim ipimizin yarımlanmasına fırsat vermeden. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Hepsini 3 arttığımızı da örüyorum. Zincirime kadar gördüğüm bütün trabzanlarımı bir doluyorum. 3 defada alıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm ikinci sıramızda ve görmüş olduğumuz 2 zincirin bulunduğu yere geldim. Aşağıdaki 3 artışımı da ördüm. Hemen zincirimin yanındayım. Şimdi zincirimin içerisine 2 tane trabzanı örüyorum. İkinci sırada 2 iki artış olarak götürüyoruz. Yanına bir tane daha trabzanı ördüm. 2 tane trabzanı ördüm. Bakın şöyle karışmasın. 2 trabzanımız ördükten sonra 1-2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yine bir aynı yere batıyorum bir tane daha trabzanım örüyorum İki zincir arada iki trabzan sağda iki trabzan solda aşağıdaki zincir yuvamızın içerisine girerek artışımızı yaptık şimdi birer birer aşağıdaki trabzanlarımın her birine örüyorum diğer zincirimize kadar hiç atlamadan örerek devam ediyorum Evet kolumuzu ördüm. Şöyle görelim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Zincirimin hemen yanı başındayım. Ara zincirimin. Zincirimin içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Bir tanesini ördüm bakınız. Şimdi ikinci trabzanımı da örüyorum. Araya 1-2 zincir çekip yeniden aynı noktaya 2 trabzan daha örüyorum. 1 ve iki. İkinci sıradaki artışlarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak yaptık ve bütün e, buradaki görmüş olduğum trabzanlarımı yine birebir örüyorum. Buradaki e, yine ayrım yerinde tıpkı burada çalıştığımız gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle buradaki ayrım yerime de örüyorum. Şurayı daha sonra bütün trabzanlar örüp tekrar diğer ayrım yerinde yine aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim ve robamızın uç kısmında yeniden görüşelim. İkinci sıramızı da örerek tamamladık. Her bölümde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak artışımızı yaptık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda artışımızı bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan olarak yapıyoruz. Bütün e, köşelerimizde ve bundan sonra öreceğimiz e, bütün sıramızda yani yeterli ölçümüz olana kadar artışlarımızı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak öreceğiz. Üçüncü sıramıza başlıyoruz başlayalım bitirdiğim yönde 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum sıradan zincirimize kadar bütün trabzanlarımızı atlamadan örüyorum bir defa alıyorum 3 defa da örüyorum 1 2 3 3. sıramızdayız artık işaretime kadar bu şekilde birer birer örerek ilerliyorum. Evet zincirimizin olduğu yere kadar örerek geldik. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane ördük. Şimdi zincirimizin hemen yanı başındayım. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bir trabzan artış yaptım. 2 zincirimi ilave ettikten sonra bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve kolumuz için örmeye başlıyoruz. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve bütün trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum ve artışlarımızı birer birer yapalım ve sıra sonunda yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Birer birer artışımızı yaptık. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet şimdi e, yeterli ölçü olana kadar öreceğimiz yaş grubu için sıralarımızı birer artışımızı yaparak devam ettiriyoruz. Ve yeterli ölçü olunca tekrar görüşelim. Önce 3 artış yaptık. 2 artış, bir artış olarak inmiştik. Evet şimdi büyütelim. Trabzanlarımızı örüp artışlarımızı yapalım. Sonrasında yeniden görüşelim. Robamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sırada tamamladık. Şimdi 80. sıranın önünü ördüm ben. Ee, kolumuzu birleştirelim ve arkamızı da aynı şekilde örerek ilerleyelim. Tekrar diğer kol altının birleşme yerinde yeniden birlikte olalım. Öncesinde bir santime bakalım. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslayabilmek için şöyle tutuyorum. Düzgün bir şekilde 10 santim. Onu biraz geçmekte bakınız olsam daha bu birazcık daha inebilir bu örgülerimiz. Ben sadece hani şöyle hemen görüntüyü göstermek istedim. Evet şimdi birleştirme işlemini yapalım. Artış olarak bir artışımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet kolumuzu görmekteyiz. Bakınız şu kısmı buradaki zincir yerimizden diğer zincirle artış yaptığımız yere hemen gelerek batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve birer birer bütün trabzanlarıma batarak örüyorum arkamızı birer birer örelim diğer kolumuzun yakınına kadar gelelim Arkamızdan bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Tam zincirimizin bulunduğu noktadayız. Bir tane trabzanımı örüyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkamızdan örerek geldim. Şöyle bakınız zincirimin bulunduğu yere geldim. Burada da kolumuzun olduğu yer hemen diğer zincirimin bulunduğu yere geliyorum. Ayrım yerimize tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımızın başını dolayalım. İlk trabzandan başlıyorum. Sıramın sonuna kadar Örerek tamamlıyorum. Evet kolumuzu birleştirdikten sonra En son trabzanımıza kadar birer birer örerek geldim. Son trabzanımı da batıyorum bir tane zincirimi çekip sabitledikten sonra robamı tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sırada robamızı tamamladık. Evet, gövde kısmını gül kurusuyla örmek istiyorum. Dilerseniz beyazla da devam edebilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz renkle çalışabilirsiniz. Daha hareketli olmasını istiyorum ve gül kurusuyla çalışıyorum. İpimi buradan koparmıştım. Şöyle görelim bakınız. İpimi kopardığım yerden değil, diğer yerden başlıyorum. Diğer yönden. Buna dikkat edelim bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum Bakın, ipimizi burada koparmıştık lütfen dikkat edelim diğer yönden başladım 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen ilk trabzanımın içerisine giriyorum bakın birinci trabzanı ördüm ikinci trabzanımı 1 2 3 3 defa da iki trabzanımı ördüm zincirimden olan trabzan ve sıradaki trabzan tığımın başını yine bir defa doluyorum sıradaki trabzanıma 1 2 3 yeniden batarak örüyorum 1 ve 2 tane zinciri 3. trabzanımın tepesine ördüm tekrar başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum 1 2 3 bir tane V mi ördüm tığımın başını doluyorum hiç atlamadan 5 tane tırabzanımı örüyorum V'nin hemen yanına 1 2 3 4 ve 5 İki trabzanımı ördüm. Sıradakine V yaptım. Beğimin içine 2 zincir çektim ve 5 tane trabzanı ardı ardına örerek geldim. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Hiç atlamıyorum bakınız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 5 trabzan 1 ve tığımın başını doluyorum. Arada hiç zincir yok. V'lerimizden başka 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı bir dolayıp 3 seferde aldım tığımın başını doluyorum bir trabzan örüyorum sıradaki trabzan yani ördüğüm trabzanın üzerine 2 tane zincirimi çekip aynı yere batarak B örüyorum bu dilimizi bu sıramızda bu şekilde kuruyoruz tığımın başını doluyorum 5 tane trabzan 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördüm tekrar tığımın başını doluyorum bir trabzanım örüyorum 6. trabzan bu hemen iki zinciri çekiyorum yanına bir tane V kuruyorum Burası modelimizin önünün bir tanesi 1 veririmizin olduğunu sayıyoruz. 2 3 4 tane ve önümüzün birine kurduk. Şimdi tam kol altımızın yanındayız. Yine 5 tane trabzanım Hanım örüyor. 1 Zincirimin içerisine giriyorum. 2 Diğer zincire giriyorum. 3 Diğer zincire giriyorum. 4 ve arkadan bir tane alıyorum. Arkaya geçiyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. Bakın benimden sonra 3 ve 5. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane trabzanımı örüyorum ve arkanın ilk V'sini kurmuş olacağız şimdi. 2 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Ve trabzanlarımızı beşer trabzan bir V kurarak geldim. Tam kol altının bulunduğu yerdeyiz. Yeleklerde ya da ceketlerde e, yani ön iki parça olan e, çalışmalarımızda önlerimizin birebir eşit olması e, örgümüzü daha güzel göstermekte. Onun için e, buradaki model sayımız çok önemli. Buradaki ördüğümüz öndeki model sayımızla diğer sayımızın eşit olması gerekmekte. Onun için şuradaki V'lerimize bakıyoruz. Bir, iki, üç. Dört. Bakınız kodumuzun hemen dibinde bir trabzan kala en son dördüncü V'mizi kurmuştuk. Diğer tarafta da aynı ayarlamayı yapmamız gerekmekte. Hemen bakınız V'min sonuncusunu kurdum buraya arkaya burada arkada da bir tane V'mizi kurup hemen bir tane trabzanımızı örmüştük. Yani burada bir artış yapmamız gerekmekte birebir önümüzde aynı olması için. Hemen bakın V'mi kurdum. buraya bir tane trabzanımı örüyorum. Ben yanındaki yeri örelim. Kol altının zincirine geçiyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Ön tarafa geçtiğimizde ikinci trabzanda mutlaka V'miz olması gerekmekte. Birebir modelimizin kurulumunun aynı olması için. Şurada kol altında bir tane arkadan 3 tane ara zincirimize ve bir tane de önden alıyoruz. Toplamda 5 trabzanımızı kolumuzun altına ayarlıyoruz ve ikinci trabzanda bir tane V'mizi kuruyoruz. Şimdi burada gerekli artışımızı yapalım. Hemen aynı yere batıyorum. 2 trabzanım oldu. Ve 3. Diğer trabzanı örüyorum. 4. Bakın 4, 4 tane trabzanımı ördüm. Aynı yere battım. 2 4. Ve önden bir tane trabzanımı alıyorum. 5. Artışımı yaparak bu aradaki trabzanımı ayarladım ve sıradaki trabzanıma bir trabzan, iki zincir aynı yere batarak bir tane daha trabzanımı örüyorum ve V'mi aynı şekilde Diğer önüme de korumuş oluyorum. Bu çalışmamıza siz de dikkat edin. Her iki önümüzün modelinin aynı yerde olmasına. Evet şimdi 5 tane trabzan bir B şeklinde yine devam edelim. 2 3 dört ve 5 alıyorum trabzanımı iki zincirimi ve aynı yere batıyorum ve sona doğru ilerliyorum Evet son veğimizi de kurdum bir trabzanımı ördüm en son trabzanımın üzerine bir tane daha trabzanımı ördüm ve bu şekilde ilk sıramızı kurmuş olduk hemen bitiş yönünde zincirimi çekiyorum 1 2, 3. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 5 tane trabzanımızı, 1 V'mizi 5 trabzanımızı, 1 V'mizi örerek bir uçtan bir uca geldim. Hem başlangıçta 2 trabzan hem de sonda 2 tane trabzanımı ördüm. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün şimdiki öreceğimiz kısım düz olarak kullanacağımız bölümümüz olacak. Bakınız arkadan arkaya düşecek yerden başlamıştık. Şimdi burası düz olacak bölümümüz. Zincirimi çektim. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. Buradaki kenar trabzanımız hep devam edecek. iki olarak iki trabzanımı ördüm. Birisi zincir, birisi trabzan. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki V'mizi görmekteyiz. V'mizin hemen yandan girerek dışa doğru kabartıyorum ve 1 2 3 dışa doğru kabarttım ve 3 defa da çektim 2 zincir çektiğim yere 5 tane trabzan örüyorum 1 2 3 4 ve 5 Şöyle görelim. Yandan girerek kabarttım. Zincirimin içerisine 5 trabzan ördüm. V'nin diğer bacağına yine girerek kabartıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa şöyle kabartarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden aşağıdaki 5 tane trabzanımızı görüyoruz. Bakınız 5 tane trabzanımızın 1, 2 tam üçüncüye girerek batıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da alıyorum. Tekrar zincir çekmeden tığımın başında oluyorum. V'min bakın iki tane de diğer tarafta trabzan kaldı. V'min sağ taraftaki bacağından yankıdan girerek alıyorum. Dışa doğru kabartıyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum iki zincirimin içerisine 5 tane trabzanım örüyorum. 1 3 defa da çekiyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü örüyorum. Ve beşinciyi örüyorum. 5 Beş trabzanımı iki zincirimin içerisine ördüm. Şimdi V'min sol taraftaki trabzanına yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. Ve şöyle görelim bakın ne kadar güzel oldu. Araya zincir çekmeden bir tane tığımın üzerine ipimi alıyorum. Beş tane trabzanımı görüyorum bakınız. İkisini atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Başlangıçta ve sonda iki tane trabzanımız kalıyor bakınız. Üçüncüye bir, iki, üç. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum ve mi yandan girerek kabartıyorum. 1 2 3 Araya zincir içerisine 5 tane trabzanım örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci trabzanımı da örüyorum. 5 tane trabzanımı ördükten sonra tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum. Sol taraftaki V'imi yandan girerek dışa kabartıyorum bu şekilde tamamlıyorum 5 tane trabzanımız var bakınız üçüncüye bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncünün üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum bakınız ve yandan giriyorum üç defa da örüyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum 5 trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar tığımın üzerine ipimi aldım sol taraftaki V'ye yandan girdim ve kapadım tığımın üzerine ipimi aldım 5 trabzandan birinci atladım ikinci atladım üçüncünün tepesine batarak bir trabzanım ördüm tekrar tığımın üzerine ipimi aldım V'ye yandan girerek kabarttım tığımın üzerine ipimi aldım ortaya iki zincir içerisine beş trabzanımı bir defa dolayıp üç defa da çekerek örüyorum ve bu şekilde sıramın diğer ucuna doğru ilerliyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldim 5 tane trabzanımızı yuvamızın içerisine ördük. Her iki V'mizin sağdakini ve soldakini kabarttık ve şöyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi 3. sırasıyla modelimizin devam edelim. Bitirme yönündeyim. 2 tane kenar trabzanımı kabartmamı yaptıktan sonra örüyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Son trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Bu üçüncü sırası hemen ikinci trabzanımı yine örüyorum. Ve aradaki 5 tane trabzanımız var. Bakınız şuradaki kabarttığımız trabzanlarımıza dokunmuyoruz. Aradaki 5 trabzanımızın her birinin üzerine birer birer örüyorum. Bakın kabartılara dokunmayalım. Sadece 5. Bu kabartılı örmüyorum. Bunu örmüyorum ortaya ördüğümü örüyorum 1 2 3 4 ve 5 şimdi ön yüzünü çevirip göstermek istiyorum bakınız kabarttığım trabzanlarımızdan oluşan trabzanın üzerine örmedim sadece araya ördüm 5 trabzanım ördüm diğerini de örmedim Başlangıçtakini de örmedim. 5 trabzanımızı ördükten sonra zincirimizi çekmeden tığımın başını doluyorum. Buradaki bir tane trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir trabzanım örüyorum. Modelimizi şimdi kaydırıyoruz. Şimdi buraya V'mizi kuruyoruz. Bir tane trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Bir V yaptık. Bir trabzanımızın üzerine tekrar tığımın başını doluyorum. Şuradaki kabartılı olan trabzanlarımı dokunmuyorum. Aradaki 5 trabzanın her birinin üzerine birer birer örüyorum. Örmüyorum bunu. Sıradakine batıyorum. 1 2 3 4 5 Zincirimin içerisine ördüm. Trabzanlarımı ördüm. Diğer kabartıyı da örmedim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın sadece içi ördüklerimi ördüm. Yanında da V'miz var. Ve tekrar araya zincir çekmeden tığımı başını doluyorum. Bir trabzanımın üzerine bir trabzan örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden aynı yere batarak yuvamı hazırlıyorum. Ve bu şekilde beş tane trabzanımı Ortadaki trabzanlarımın üzerine örüyorum. Bir trabzanımın üzerine de V'mi kuruyorum. Ve modelimi ikinci kez korumaya bu şekilde başladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıra sonuna kadar 5 trabzan 1 V, 5 trabzan 1 V modelimize kaydırarak yeni sırasına yerleştirdik. Ve son olarak dönüşümü yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Bakınız bitirdiğimiz yerde mutlaka 3 zincirimizi çekelim. Örgümün yönünü çeviriyorum ilmeğimi hemen tığımı takıyorum ve yeniden örmeye başlıyorum şöyle görelim birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı örüyorum bir defa dolayıp üç defa da alıyoruz şimdi beş tane trabzanımız var bakınız bir iki üç dört beş İki tane trabzanımı atlıyorum tam üçüncüye batıyorum tığımın başını doluyorum araya zincir çekmeden bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncünün üzerine gelerek bir trabzan örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum buradaki V'mizin sağ tarafa yandan giriyorum 1 2 3 ve araya 5 trabzanım örüyorum 1 2 1 dolayıp 3 defa dalıyoruz 3 4 ve 5 aynı işlemimizi sadece kaydırarak tekrarladım. Tığımın başını doluyorum. Soldaki V'mizi yine yandan girerek şöyle biraz daha asılıyoruz. Rahat örüyoruz. Yukarıya doğru kabartıyorum. Tekrar zincir çekmeden bir tane başını doluyorum. Bir, iki, üçüncüye gelerek batıyorum. iki atlayıp tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız bir, iki atlıyorum vmizi yandan girerek kabartıyorum ve yuva içerisine 1 yuva içerisine 2 tekrar 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yuva içerisine ördüm ve v'min sol taraftaki bacağında yandan girerek örüyorum tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum üçüncüye bir trabzan Tekrar tığımın başında oluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum ve bir görüyorum ve bu şekilde modelimizi kaydırarak örmeye devam edelim. Bakınız çok hoş bir çalışma olacak. Şöyle görelim, biraz modelimizi kaydırarak örelim ve büyütelim. Evet modelimizi örerek büyütüyorum. Bakınız iki bademimizi kurdum ve bu şekilde kaydırarak bir bademimiz bakınız buradaydı diğer bademimiz burada yine birinci sırada ördüğümüz bademimizi üçüncü sırada yine aynı yerine kuruyoruz ikinci sırada ördüğümüz bademi de dördüncü sırada aynı üst üste olacak şekilde örelim ve yeterli ölçü gelince yeniden görüşelim Yeliğimizi yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim 1 2 3 4 5 6 6 sıra bademimi ördüm gayet güzel oldu şöyle görelim Tıpkınız üç boyutlu hoş bir görüntüsü oldu ve kolumun bir tanesinin de kenarını yine gül kurusuyla çalıştım. Diğerini de sizlerle birlikte çalışalım ve tüm e, kenarı e, kolumuzdan sonra çalışmaya başlayalım. Bir tane zincir çekerek hemen kol altından girip başlıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Hemen ilk trabzanımın olduğu yere bir tane sık iğne batıyorum beyaz ama 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum sonrasında şu araya atlıyorum bir sonraki trabzanın yanına geliyorum bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum diğer kolumuzda da bakınız iki trabzan atlayıp diğer trabzana batıyoruz her iki trabzanda bir işlemimizi yeniliyoruz 1 ve 2 trabzan atlıyorum bir tane sık iğne örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 2 trabzan atlıyorum, araya giriyorum tam trabzan arasına ve sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip sık iğnemin yanına batıyorum. 2 trabzan atlayıp bir sık iğne, 1, 2, 3 tane zincir aynı yere batıyorum. 2 trabzan, bir sık iğne, 3 zincirimi aynı yere batıyorum trabzanımın ikisini atlıyorum 1 2 3 ve batıyorum iki trabzanım atlayıp bir tane sık iğne 1 2 3 aynı yere batıyorum bir sık iğne 3 zinciri aynı yuvaya batarak kol altımıza kadar örerek gelelim sıramızın sonuna kadar kenarlarımızı örerek geldim tığlamamızı çok güzel oldu şimdi kol altının bulunduğu noktaya geldim hemen bir tane sık iğneyi batıyorum biraz önceki başlangıç yerime giriyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar bir zincirim çektikten sonra ipimizi keserek kolumuzun her ikisini de tamamlamış oluyoruz ipimizi çevirip hemen kendi renginde gizliyoruz içe doğru alalım sonrasında yeteri kadar aldıktan sonra Yine uç kısmından kesebiliriz. Evet şöyle kollarımızı görelim. Bakın çok hoş oldu. Evet şimdi kenarlarımıza başlayalım. Bir zincir çekerek tığıma düğümümü attım ve ilk trabzandan başlıyorum. Bir tane sık iğnemle buraya sabitliyorum ve hemen tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum. Yani aynı trabzana giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. Tek seferde. Bir sonraki yani yine aynı yere ikinci kez giriyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Başını doluyarak ikişer defa örüyorum. Başını doluyorum. İpimizi de bakınız gizliyoruz. İkişer ikişer aşağıya doğru iniyorum. Başını doluyorum. Bir ve 2 çok çekmeyelim bir sonrakini yine 1 2 en son 1 2 şimdi renkli bölümümüzü geçişimizi yapıyoruz renkli bölümümüzü yine başını doluyorum bir defa çekiyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen batmış olduğum yerin ardına giriyorum bir tane kirpik yapıyorum ve bir sonraki bölümüme tığımın başını doluyorum bir defa da çekiyorum ve bir iki üç tane zincir çekip ardından giriyorum tekrar trabzanım ilerliyorum başını dolayarak batıyorum tek seferde çekiyorum bir iki üç tane zincir ardından girerek kapatıyorum başını doluyorum hep bir sonraki trabzana batarak ilerliyorum ardına giriyorum başını doluyorum sırasıyla birer trabzan aşağıya doğru iniyorum Başını doluyorum. Her trabzanı bir defa örüyoruz. Başını doluyorum. Batıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki trabzan ve 3 tane zincir. Şöyle görelim. Tığlama işlemimizi aşağıya doğru yaparak devam edelim. Ve şimdi en uç noktasındayız. Aynı yere bir tane daha. Başını dolayarak batıyorum. Dönüşümüz toparlanmasın diye. 1 2 3 tane zincirimi çekip ardına batıyorum. Aynı yere 2 defa ördüm. Tığımın başını doluyorum. 3. kez giriyorum. 1 2 3. Aynı yere bir daha batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. 1 2 3 ardına batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İki trabzanımın tam arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Üç zincirimi ardına batıyorum. Tekrar tığımızın başını dolayalım. İki trabzan atlayalım. Bir, iki, üç ardına batalım. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek gelelim. Diğer uçta da dönüşümüzde de yine aynı üç defa buradaki dönüş yerindeki işlemimizi tekrar edelim. Evet etek uçlarımızın tamamına tığlayarak geldim. Bakınız çok hoş oldu. Şöyle görelim. Uç noktamızı yine 3 defa ördüm. Yukarıya doğru her bir trabzanımıza yine diğer e, yan tarafta yaptığımız gibi bir defa batıp 3 tane zincirimizi çekip ardına giriyoruz. Ve beyazımıza kadar bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Evet şöyle görelim. Bakınız gayet. Güzel oldu. Evet e, uç noktada yeniden görüşelim. Uç noktaya kadar örerek geldim. Şimdi beyaz kısmımıza yine sadece başını dolayıp batalım. Başını dolayalım batalım. Her bir trabzanımız için ikişer defa batarak dibe noktasına kadar örerek ilerleyelim. Her bir trabzanımıza bakınız. iki defa örüyorum. Uç noktaya kadar örerek geldim. Şu şekilde. ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi sadece geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi burada keselim ve içeriye gizleyelim. Evet şimdi düğme çalışmak istemiyorum. Şu kısımlara bağcık çalışmak istiyorum. Şimdi bağcıklarımızı sizlerle birlikte çalışalım bir tane zincirimi çekiyorum düğümümü atıyorum beyazımda şu şekilde yakamızın üst kısmından örmeye başlıyorum şuradaki bakınız ilk trabzanımızın bulunduğu noktadan gelelim batalım ve zincirimizi çekelim sabitliyorum şöyle rahat rahat 2 3 4 5 bol bol çekiyorum 6 7 8 9 10 tabi istediğiniz uzunluğa kadar tamamen zevke göre ayarlamalarda bulunalım. Şu şekilde birazcık daha örelim. Bir karış kadar ördüm şöyle. Bakınız bir karış kadar hemen ucuna minik bir çiçek yapalım. Tabın başını doluyorum. 1 2 3 4. 4. trabzanımın içerisine batıyorum. bir Fıstıklı yapalım. 2 3 3 defa doluyorum çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 3 tane zincir çekip aynı yere gelip batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 zincirimizi çektik yeniden 1 2 3 çekiyorum. Buradan kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra 3 fıstıkla bir tane şöyle ucuna güzel çiçek örüyorum bağcığımızı. Evet diğer tarafları da aynı şekilde yapalım dilerseniz. Altta kullandığımız renkle de çalışabilirsiniz. Evet, aşama aşama sizlerle birlikte örmüş olduğumuz yeleğimizin sonuna geldim. Diğer bağcığımı gül kurusu rengimle ördüm ve birazcık daha uzun ördüm. Diğerinden biri biraz daha kısa, birisi şu kadar daha bir uzunluk olarak fazla ördüm. Sizler de zevkinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda ve yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.